savcılıkta süren bir soruşturma var. Bu soruşturmada yapılan işlemlere baktığımızda her ay düzenli olarak emniyete yazı yazılmış. Denmiş ki Hasan Gül'ün ay bulundu mu? Bulunduysa tarafımıza bilgi verilsin. Emniyet ne yazmış cevap olarak? Hasan Gül'ün ay bulunamadığı, bulunduğunda size haber verilecektir. Şimdi hem göz altında kaybedip hem de sürekli, yani emniyet bunu göz altında kaybediyor, hem de sürekli emniyete Hasan Gül'ün ayın bulunup bulunmadığını soruyorsun. Şimdi Hasan Gül'ün ayın göz altında olduğuna dair Erol Çam'ın tanıklığı var. Hasan Gül'ün ay, benim adım Hasan Gül'ün ay, ben göz altındayım diye bağırmış. Bunu Erol Çam duymuş. Emniyete Erol Çam adında birinin göz altında olup olmadığı soruluyor. Emniyet bunu sürekli Erol Çam'ın ismini yanlış yazarak, farklı isimler yazarak böyle bir kişinin gözaltına alınmadığı cevabını veriyor. Savcılık bu konuda o dönem gözaltına alınan insanların defterleri falan incelese bile, tutanakları incelese bile kimlerin gözaltına alındığını ve bu kişilerin beyanlarına başvurabilirdi. Ancak bugüne kadar bu işlem yapılmamış. Bir ay sonra Hasan Gül'ün aile ilgili soruşturma zaman aşımına uğrayacak. Hasan Gül'ün ayın ailesi, avukatları ve ihade savcılığa bu suçların niteliği itibariyle zaman aşımına uğramaması gerektiğini, insanlar karşı işlenen suçlar olduğunu, bu nedenle mutlaka sorumluların bulunması ve yargılanması gerektiğini dile getiren dilekçeler vermişti. Ancak savcılık buna rağmen biz Erol Çam'ın ve diğer delillerin toplanmasını istedik. Ancak buna rağmen savcılık aynı bilinen klişe işlemlerini yapmaya devam etmektedir. Biz Hasan Gülünay'ın faillerinin bulunması için sonuna kadar hukuksal mücadeleyi sürdüreceğiz.